Merhaba, iyi akşamlar efendim. Mersin'de ve Türkiye'de gündemde neler var değineceğiz. Değerli seyirciler, hafta sonunda Mersin'in önemli bir konuğu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mersin'e geldi. Bölge mitingi gerçekleştirdi Sayın Bahçeli Mersin'de. Ve sadece Mersinlilere değil, Osmaniye'den, Adana'dan, Hatay'dan, Antalya'dan ve diğer civar illerden ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş Mersin'de Millet Bahçesi'nde Devlet Bahçeli'yi dinledi değerli seyirciler. Ve tabii ki büyük bir kalabalık ve MHP Cumhur İttifakı büyük bir heyecanla Sayın Bahçeli'yi konuk etti Mersin'de. Bizler de televizyonlarımızda bu heyecanı, bu coşkuyu, bu kalabalığı ve Sayın Bahçeli'nin konuşmasını ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Sayın Bahçeli'yi beklerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimleri hem genel merkezden hem Türkiye çapında önemli isimleri hem de Mersin MHP siyasetinin partinin önemli isimleri de miting alanına geliyorlardı ve bizler de mikrofonlarımızı uzattık, kendilerinin heyecanlarını şöyle aldık. İnşallah biraz sonra hep beraber bir araya geleceğiz. 2023 Türkiye'sinde Sayın Cumhurbaşkanı dayımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ilgili olarak 2023'te ne yapacağız bunu anlatacak. İnşallah güzel bir program olacak. Benim gözlemlediğim kadarıyla tüm ilçeler akın akın buraya geldi. Biz de Çamlıca'dan yoğun bir şekilde katılım sağlayarak geldik. İnşallah Mersin merkez olarak burada çok güzel bir birliktelik göstereceğiz. Diğer illerimizden de gelenler var mutlaka ama biz Mersin olarak daha çok buradayız. İnşallah burada birlik beraberliğimizi genel başkanımıza göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben iyi yayınlar diliyorum. Mersin'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Liderimiz, Türkmen Bey'imiz, Çukurova Hanım beyefendisi Devlet Bahçeli birazdan bu alanı şereflendirecek. Hemşerilerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren bu meydana akın ettiler. Artık meydanlara sığmıyoruz. Caddenin başı sonu gözükmüyor. Buraya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin'in en büyük partisi olduğunu bugün burada yaptığı mitingle dosta da düşmana da gösteriyor. 8 belediyeyi 10 Cumhur İttifakı belediyesiyle Mersin'de en büyük güç Cumhur İttifakı. Allah'ın izniyle ilk seçimlerde emaneti de teslim alacağız ve taş binaya yeniden 3 yerli bayrağı dikeceğiz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Vallahi bugün çok heyecanlıyız. Çünkü genel başkanımız az önce teşrif ettiler. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye için çok önemli bir partidir. Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlarımızın siyasetini yapıyoruz. Milli manevi değerlerine sahip çıkıyoruz. Ekonomisiyle, siyasetiyle bu mücadeleyi inşallah sürdüreceğiz. Önümüzde bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak ciddi şekilde her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Liderimizin de aylardır değişik şehirlerdeki mitinglerine katılıyor insanlarımız. Bugün de burada olağanüstü bir katılım bekliyoruz inşallah. Her şey çok güzel. Aday belli, karar net sloganı adı altında. Türkiye'nin değişik illerinde bölgesel yapılan bu mitingin bu ayağında Mersin var. İnşallah bu coşku, işte girişte karşılama merasiminden şu ana kadar olan süreçte müthiş bir şey oldu. İnsan seli oldu. Hep derdik dereler ırmaklara, ırmaklar nehirlere, nehirler denizlere nasıl taşarsa, aşarsa. Bugün insanlar da sel olup aktılar miting meydanımıza. İnşallah güzel bir miting olacak coşkuyla. Genel başkanımızın vereceği mesajlar burada çok önemli. Mersin özellikle önemli bir şehrimiz. Hakikaten her anlamda özellikle önemli bir şehrimiz. Dinleyeceğiz inşallah bu özellikle seçim satımı haline girilmiş olan bu süreçten sonra hem teşkilatlarımızın hem de bizlerin böyle öne çıkan insanların yol haritası bugündeki söylenen her cümle çok önemli olacak. Ona göre bunları konu başlığı almak suretiyle insanlarımıza anlatacağız. İnşallah güzel olur, güzel geçer. Sayın Genel Başkanımız
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılına, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru giderken hem ülke gündemini, hem ülkede olan gelişmeleri, hem bundan sonra gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekse Cumhur İttifakı'nın siyaseten izlemesi gerektiği yolla alakalı burada gerek teşkilatlarımızın, gerekse ülke ocaklarımızın büyük bir özveri ve gayretle insanlarımızı davetiyle oluşan bu kalabalığa görüşlerini aksettireceğini kanaatindeyim. Ben coşkulu bir kalabalık olduğunu görüyorum. Genel Başkanımız tabii ki her zaman önce ülkem ve milletim diyen, sonra partim ve sonra ben diyen bir anlayışın Türkiye'deki belki de yegane temsilcisi. Öyle olması münasebetiyle gerek şahsının gerekse partinin kendi siyasi geleceğinin daha önüne devleti koyarak açıklamalarını her defasında yaptığı gibi ben bu mitingde de aynı minvalde ifadelerde bulunacak kanaatindeyim. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani gerçekten Türkiye'nin gerek içeride ve gerek dışarıda çok büyük sorunlarla boğuşan Cumhuriyet'in 100. yılına doğru giderken bölgesinde güçlü lider Türkiye olma noktasında hızla ilerlerken sağdan soldan gelen her türlü saldırılara karşı milletçe nasıl bir direniş göstereceğimizin yol ve yöntemlerini ifade edecektir. Böyle bir konuşma bekliyorum. Maşallah şimdi geldim. Ucu bucağı yok. Milliyetçi Hareket Partisi alanlara sığmıyor, sokaklara sığmıyor, taştı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve Türk dünyasının lideri Devlet Bey ve Milliyetçi Hareket Partisi bu Türkiye'nin sigortasıdır. Bunda alanlarda insanlar da bize teveccüh gösteriyor. Çok sevinçliyiz. Bu 9. miting olması lazım. Her miting ağzına kadar doldu taştı yani. Teşekkür ediyoruz bütün Mersin'e, Adana'ya. Çok sağ olun efendim. Efendim az önce de söylediğim gibi Osmaniye'den, Hatay'dan, Adana'dan, Antalya'dan, Mersin merkez ve bu illerin tüm ilçelerinden akın akın otobüslerle ve özel araçlarla partililer Mersin'e, Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki bu alana geldiler. Ve tabii ki bu gelişlerden en dikkat çekeni ise Erdemli'deydi. Erdemli 3000'den fazla araçla Erdemliler, Cumhur İttifakı'na gönül verenler yola çıktılar Erdemli'den 3000'den fazla araçla ve 5 kilometreden uzun bir konvoyla Erdemli'den Mersin'e geldiler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemli ilçesinden 3000'den fazla araç yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de aday belli, karar net mitingine katıldı. Miting öncesi kentin dört bir tarafından binlerce kişi alanı doldurdu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Erdemli'de Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun öncülüğünde 3000'den fazla aracın katılımıyla yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturuldu. Parti bayraklarıyla donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde Bahçeli'yi karşıladı. Bugün Mersin çok önemli bir gününü, çok özel bir gününü yaşayacak inşallah. Binlerce gönüldaşımızla birlikte 2023 yılı için aday belli, karar net düsturuyla hareket ettiğimiz mitinglerimizin en güzelesini, en görkemlisini, en mükemmelini inşallah Mersin'de taşlandıracağız. Diğer illerde olan kalabalığın, diğer illerde olan coşkunun çok daha güzelini, çok daha mükemmelini, çok daha görkemlisini inşallah binlerce, yüz binlerce vatandaşımızla Mersin'de icra edeceğiz. Kutlu olsun diyorum. Katılımlarından dolayı konvoyumuzu şereflendiren Erdemlimizin insanlarına, tüm ilçe başkanlarımıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Genel başkanımızı, binlerce insanımızla karşılamanın şerefinden ayrılacağız inşallah. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, aydınlık Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Ve binlerce kişinin beklentisi saat 16 sularında sona erdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Mersin'de Millet Bahçesi alanına gelerek mitingde Mersinlilere ve Türkiye'ye hitap etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşayacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşı her zaman sur olmuş, set çekmiş, baraj olmuştur dedi.
Devlet Bahçeli, Mersin Millet Bahçesi yanındaki miting alanında partisince düzenlenen 2023'e doğru aday belli, karar net mitinginde vatandaşlara seslendi. Alandaki kalabalığı başı Toroslar kadar dik, gönlü mavi vatan kadar engin Mersinli kardeşlerim şeklinde selamlayan Bahçeli, 2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır diye konuştu. Bu muhteşem coşkunuzdan, bu göz kamaştıran heyecanınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için gerekli sayım artık başladı. 2023 sandık yılıdır. Millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır. Soruyorum sizlere, 2023 yılına hazır mısınız? 2023 yılında yeni bir Türk mucizesine var mısınız? 2023 yılında Türkiye'nin yükselişine destek olacak mısınız? Allah'ın izni, sizlerin teveccühüyle önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Nitekim verdiğiniz cevaplar buna işaret etmektedir. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. Hiç kimse boş yere hevese kapılmasın. Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacak, aciz ve zayıf hale gerilemeyecektir. Mersin böyle bir hizmete, hezimete muhakkak karşı duracaktır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu ayağa kalkıp istikbaline sahip çıkacaktır. Rabbimden niyazım, himayesini ve rahmetini üzerimizden esirgememesi, bizleri mahcup etmemesidir. Bu meydanda bizlere daha iyisini yapma, şevki aşılayan, mücadelemize destek sağlayan siz değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelemese de gözü, kulağı ve duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum. Mühürlü kalplere, muzur niyetlere, muşamba yüzlere, mumyalaşmış siyasetçilere Mersin'in iradesini açık açık gösteriniz. Lider ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız? Türk ve Türkiye yüzyılına omuz ve olur verecek misiniz? Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle süsleyecek misiniz? Sandık günü geldiğinde milletin ülkesine, ülkülerine bağlı ve sevdalı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na evet diyecek misiniz? Ne mutlu bizlere. Efendim, Hatay'ın Kırıkan ilçesi merkezli Hatay'da 4.8 şiddetinde deprem yaşandı. Tabii deprem binlerce vatandaşı sokağa döktü. Depremin yaşandığı andan itibaren de AFAD hemen açıklama yaptı. Depremin büyüklüğü 4.8 dedi ve bölgede hemen hasar tespit çalışmasına da başlandı. İlk bilgilerde 6 evin hasar gördüğü ve 5'inin boşaltıldığı açıklandı. Hatay'da Kırıkan bölgesinde yaşanan deprem civar illeri de, hatta Mersin'i de etkiledi. Mersin'de de sarsıntı hissedildi. Hatay merkezli bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde deprem yaşandı. Sarsıntı sonrası açıklama yapan AFAD, depremin çevre illerde de hissedildiğini belirterek şiddetinin 4.8 olduğunu açıkladı.
Hatay Kırıkan'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de etkisini gösterdi. Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı binalarda sarsıntı yaşandı. Kırıkan ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü ve 6 evden 5'i boşaltıldı. Arkadaşlar geçmiş olsun. Çok şey yapmışsınız ya. Korktunuz mu? Ya. Bize sizin de bildiğiniz gibi merkezi Kırıkan üssü olan 5 şiddetine yakın Baldıran merkezli 8.8 kilometre derinlikte bir şiddetli bir deprem yaşadık. Bir kriz masamızı oluşturduk Sayın Kaymakamımla beraber. 344-1059 nolu telefonumuzda ihbar hattı olarak kullanabilirsiniz. Şu an ilçemizden gelen telefonlara gelen bilgiler varsa bunları değerlendirme noktasında Sayın Kaymakamımla ekiplerimizle beraber çalışmaya başladık. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Başkanım herhangi bir hasar falan var mı? Şu an bize yetişen ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Biz şu an Sayın Kaymakamımla beraber çalışmalarımıza kurduğumuz masada, kriz masasında çalışmalarımıza başladık arkadaşlar. Tamam geliyoruz. Tamam geliyoruz. Geç olsun bakalım arkadaşlar. Deprem sebebiyle vatandaşlarımızdan bize intikal eden bazı bilgiler var. Binalarında çatlaklar olduğunu ifade ediyorlar. Belediye başkanımızla beraber binaları sizlere beraber dolaşıyoruz. Hatay'dan teknik ekiplerimiz de gelmek üzereler. Onlar da teker teker bakacaklar. Herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde zaten vatandaşlarımızı biz şu aşamada binalarını boşaltıp kendilerine kalacak yer temin cihetine gittik. Şu anda telaş edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Değerli seyirciler, Adana'da ilginç bir olay yaşandı. Adana'da vefat eden bir kişinin evine birkaç gün arayla hırsız girdi. Bundan şüphelenen torunu da sesler gelen eve gittiğinde hırsızı gördü, mahalleliden yardım istedi. Mahalleli hırsızı yakaladı, dövdü, sonra da polise teslim etti. Adana'da ölen bir kişinin evinden hırsızlık yapan kişiyi torunu yakalarken mahalleli hırsızlık yapan kişiye dayak attı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme mahallesinde yaşandı. Allah için. Vallahi. Ayşe Gül, aynı sokakta bulunan ve vefat eden dedesinin evine farklı zamanlarda hırsızın girdiği ve eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Son olarak evden sesler geldiğini fark eden Ayşe Gül ve kardeşi eve gittiklerinde içeride birinin olduğunu fark etti. Mahalleliden yardım istenmesinin üzerine kişi kaçmaya çalışırken çalmış olduğu malzemelerle yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık zanlısını gözaltına aldı. Yine Adana'da yapılan bir operasyonla çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi. Ünlü
markaların ayakkabılarının taklit edildiği, taklit edilerek üretildiği ve satıldığı hem imalathaneye hem de mağazaya, depoya baskın yapıldı. Polis bir mağazaya ve imalathaneye yapmış olduğu baskında piyasa değeri 7 milyon lira olan 5203 adet taklit ayakkabı ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seyhan Sarıyakup mahallesindeki AB'ye ait mağaza ve imalathanede taklit ayakkabı bulunduğu istihbaratı üzerine iki ayrı adrese baskın yaptı. Mağaza ve imalathanede yapılan aramalarda ünlü markaları taklit ederek üretilmiş, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olan 5203 kopya ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi AB ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken ayakkabılara el konuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Hatay'da efendim 7 kadın bir araya geldikleri kooperatifle bir geri dönüşüm tesisi kurdular. Ve bu tesiste 2 kadın elemanda çalıştırmaya başladılar ve bu geri dönüşüm tesisinde bir ayda 90 ton plastiğin doğaya zarar vermesini engellediler. Kadınların hedefi tesislerini daha da büyütmek ve bir yılda 500 tona yakın plastiği geri dönüşümle doğaya zarar vermesini engellemek. Hatay'da 7 kadın Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen sıfır atık projesini desteklemek için Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. 25 yaşındaki Nisa Nur Çetin'in başkanlığını yaptığı 7 kadından oluşan kooperatif, Kırıkan Ilıkpınar Mahallesi'nde 800 metrekarelik plastik atık geri dönüşüm tesisi kurdu. Ben Nisa Nur Çetin, Hatay Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Geri dönüşüm alanında kurulan bir kooperatifiz. Türkiye'de geri dönüşüm alanında kurulan ilk kadın kooperatifiyiz. Bu alanda kurulmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atık projesiydi. Bu projeden biz çok etkilendik ve bu projenin bir parçası olmak istediğimize karar verip 7 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Amacımız etkili bir atık yönetimiyle birlikte atık çöp miktarını azaltmak, yeraltı kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak ve israfın önlenmesiydi. Bu amaçlar doğrultusunda bir dönümlük arazi üzerine tesisimizi kurduk. Şu an tesisimizde bir ayda 90 ton civarında plastiği ayrıştırarak geri kazanım tesislerine ilettik ve bu sayede 1 milyon TL civarında ekonomiye katkı sağladık. Hedeflerimiz arasında tesisimizi büyütmek, genişletmek var. Ayda 90 ton olan geri dönüşüm kapasitesini 500 tona çıkartmaya hedefliyoruz. Böylece kendimizi büyüttükçe şu an 7 girişimci ve 2 kadın işçimizi daha fazla sayısını arttırmayı hedefliyoruz. ...2023 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Ve 2023 yılının Ocak ayında, Ocak ayının birinde her şeye daha bir güzel, mutlu, huzurlu başlama dileğiyle yeni yıla gireceğiz ve yeni yılı bekliyoruz. Peki 2022 yılının Ocak ayında Mersin temelinde ve Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler nelerdi? Almanak'la bir göz atalım. Sonrasında spor haberleri sizinle olacak. Toroslar Belediyesi 3 Ocak Mersin'in işgalden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel kurtuluş yürüyüşünü düzenledi. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları Toroslar Belediyesi önünde ve tren garında gerçekleştirilen törenlerle başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in 100. yıl 3 Ocak İşgalden Kurtuluş Günü sergisine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda metro temel atma törenine katıldı. Toroslar Belediyesi'nin Buluklu Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı. Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha sonra diplerde görülen müsilaj kent merkezinde yüzeyde ortaya çıktı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nce Mersin Marina'da gazeteci gözüyle karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mersin'de törenle kutlandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle konuşmaların kültür merkezi fuayesinde yapıldığı tören, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni binasının açılışı yapıldı. Bugün burada 10 Ocak 2022 sabahı, evinden çıkıp işe giderken öldürülen Razi Özkay kız kardeşimiz için toplanmış bulunuyoruz. Sürekli tehdit, taciz ve baskılarla Razi'yi takip eden katil Barış Can Uçuk, 24 yaşında genç bir kadını hayalleri ve geleceğiyle şu an bulunduğumuz yerde, evine çok yakın bir noktada yaşamdan kopardı. Mersin'de Deva Partili kadınlar il başkanı Cenk Cimenoğlu'yla birlikte geçtiğimiz günlerde vahşi bir cinayete kurban giden Raziye Özkay'ın öldürüldüğü yere giderek karanfil bıraktı. Deva Partili kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınarak uygulanmasını talep etti. Antalya'da iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü. Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağıyı telef etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yasaklı türler olarak bilinen Amerikan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino gibi köpek ırklarına yönelik il merkezi ve ilçelerde uygulama yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer koronavirüse yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mersinli avukat Şinasi Develi'nin anısını yaşatmak ve onun Mersin'i tanıtmaya yönelik çabalarının devamını teşvik etmek için verilen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'nün 2022 yılı sahibi belli oldu. Bağımsız ve her yıl yenilenen değerlendirme kurulu bu yılın ödülünü araştırmacı yazar Aydın Sevim'e layık gördü. 24 Ocak 1993 tarihinde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu Mersin'de de anıldı. 6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a giden Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirilen bir proje ile kente kazandırılan Mersin'e İz Bırakanlar Müzesi'nin açılışı yapıldı. Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan, belediyenin personel şirketinde çalışan 700 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni belediye binası konferans salonunda gerçekleşti. Önemli spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'yla başlayacağız ve nihayet bir aylık aradan sonra, daha doğrusu bir ay süren Dünya Kupası'nda dün akşam final heyecanı yaşandı. Gözler tabii ki iki yıldızdaydı. Arjantin'de Messi, Fransa'da Mbappe'deydi ve dün akşam
futbol severler bu iki futbolcunun ortaya koyduğu futbol resitaline resmen doydu. Dünya futbol tarihine geçen bir final maçını izledik hepimiz. Tabii 79. dakikaya kadar bu karşılaşmada çokça şey konuşuldu. Fransa ilk şutunu 70. dakikada çekti Mbappe ile. O da isabetli bir şut olmamıştı ama ne olduysa işte o 79. dakikada kazanılan Fransa penaltısıyla başladı ve inanılmaz final penaltılara kadar gitti. Tabii önce haberimizi bir izleyelim. Arjantin'in Dünya Kupası'nı nasıl kazandığına bir bakalım. Sonrasında çok ama çok önemli bir gelişme var. ...2022 Katar Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Arjantin ve Fransa'nın karşılaştığı finalde maçın normal süresi 2-2, uzatma süresi 3-3 bitti ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Arjantin Fransa'yı 4-2 yenerek 2022 yılının dünya şampiyonu oldu. Arjantin'de bir gol Di Maria ve iki gol Messi'den gelirken Fransa'nın 3 golü de Mbappe'den geldi. Penaltı atışlarındaysa Arjantin penaltı kaçırmazken Fransa'da Coman ve Tocumandi penaltıyı kaçırdı. Bu şampiyonlukla Messi milli takım kariyerinde ilk dünya şampiyonluğunu yaşamış oldu. Dünya Kupası'ndaysa Fas'ı 2-1 yenen Hırvatistan dünya üçüncüsü olurken Fas dördüncü oldu. Tabii şimdi buraya kadar her şey Messi için çok güzel. Yani milli takım kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı bu turnuva öncesinde ve kariyerinde hiç milli takımla şampiyonluğu yoktu. Yani dünya şampiyonluğu yoktu ve o son kupayı da ele geçirdi. Fakat bugün sosyal medyada düştü ve bir bomba etkisi yarattı. Şimdi ekranlara bir fotoğraf gelecek. Dün Arjantin'in o uzatma dakikalarında attığı üçüncü golü hatırlayalım. Evet, şu anda ekranlara geliyor. O kırmızı çizgilerle daire içerisinde olan futbolcular Arjantin yedek kulübesi. Henüz hakem golü vermiş değil. Yani maç oynanıyor. Ve işte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaları devam ederken yedek kulübesi sahaya girdi ve bu da normal şartlarda bir kural hatası demek. Tabii şimdi Fransa ne yapacak? FIFA'ya bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor ve eğer FIFA tamam derse bu final maçı yeniden oynanabilir. Bunu ben demiyorum, spor hukuku söylüyor. Yani bir Dünya Kupası finali tarihe bir kez daha geçebilir. Infantino hep şunu söyledi bir ay boyunca. Tarihin en güzel Dünya Kupası'nı izliyoruz demişti. Bakalım bu final maçı sonrasında, bu başvuru sonrasında neler yaşanacak? Açıkça söylemek gerekirse işin içerisinde Fransa olunca ve FIFA olunca bu karşılaşma eğer bir kez daha oynanırsa hiç de şaşırmamak gerekiyor. Tarihte bunun örnekleri var, emsalleri var ama bir gerçek ki Arjantin, Messi ile Arjantin dün akşam oynanan maç sonrasında üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Şimdi yerel liglere döneceğiz. Yerel liglerde neler var? Tarsus İdman Yurdu diyeceğiz. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu kötü gidişatını sürdürüyor. Çıktığı 18 maçta 10 kez berabere kalmıştı. Maalesef bu hafta sonunda evinde oynadığı İnegöl Spor maçında yine berabere kaldı. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ilk yarının son maçında evinde İnegöl Spor'u konuk etti. ...1-0 geriye düşen Tarsus maçın 84. dakikasında Yusuf Talum'un golüyle maçı 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Tarsus İdman Yurdu bu beraberliğin ardından ligde 20 puana yükselirken düşme potasının 2 puan üstünde yer alıyor. Çıktığı 18 maçta 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Tarsus, profesyonelliklerde en fazla berabere kalan takım oldu. Tarsus İdman Yurdu ligin ikinci yarısındaki ilk maçını ise 15 Ocak 2023'te oynayacak. Tabii Tarsus İdman Yurdu 100. yılını kutluyor ve 100. yılında da bir şampiyonluk hayal ediliyordu ama bugün geldiğimiz noktada
küme düşme potasından sadece 2 puan önde. Yaklaşık olarak acil bir 15 milyon TL'nin kasaya girmesi gerekiyor. Bunu ben değil, geçtiğimiz günlerde telefonla bağlanan taraftar dernek başkanı Erkan Yıldırım dile getirmişti ve başkan adayı Yemliha Şahin dile getirmişti. Kulübün totalde borcu 30-35 milyon TL'lerden bahsedilirken acil olarak bir 15 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu söylenmişti. Futbolcular birer birer ayrılıyor. Altyapıdan A takım oyuncular monte edilmeye başlandı. Türkiye futbol tarihinde ilk kez bir kulüp, profesyonel bir kulüp kadrosunda profesyonel anlamda yönetici bulunduramadığı için 100 bin TL ceza almıştı. Bunu da Tarsus İdman Yurdu bir ilk olarak yaşatmıştı bizlere. Ama gidişat gerçekten oldukça kötü. Bakalım ilk yarı bitti, ikinci yarıda neler değişecek? Tabii bu nakit akışı düzenli bir şekilde sağlanamazsa yeni başkan Murat Gül ve yönetimi de nereye kadar bunu bu şekilde götürebilir ya da nereye kadar yönetebilir bu kulübü, gerçekten oldukça zor günler bekliyor. 100. yılında şampiyonluk hayali kurulurken 100. yılında küme düşecek bir takım olabilir. Allah korusun diyoruz. Yani inşallah böyle bir şey yaşanmaz ama bir şeylerin acilen değişmesi gerekiyor. Şimdi Mersin İdman Yurdu diyeceğiz. 3. lig 1. grupta mücadele eden Mersin İdman Yurdu ise Tarsus'un aksine yoluna dolu dizgin devam ediyor. İlk yarın son maçında Trabzon'da Yonaspor'la karşı karşıya geldi ve temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ordu Spor'un berabere kalmasıyla da puan farkı 5'e çıktı. 3. ligde liderlik koltuğunda oturan Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanda Yomraspor'la karşılaştı ve karşılaşmayı 18. dakikada Erdem Beytaş'ın golüyle 1-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten Mersin, en yakın rakibi Ordu Spor'un puan kaybetmesiyle puan farkını da 5'e yükseltti. Mersin İdman Yurdu Ligi'nin ikinci yarısında ilk maçını 15 Ocak 2023 tarihinde deplasmanda Amasya Spor'la oynayacak. Evet, devre arası artık gözler transfere çevrilmiş durumda. Chris David, Hollanda asıllı Türk futbolcu, Türk statüsünde oynayabiliyor. Buna benzer bir Fransız oyuncunun, daha doğrusu bir Fransız gurbetçinin, Fransa'da yaşayan bir Türk gurbetçinin takıma dahil edileceği konuşuluyor. Tabii bu sosyal medyada konuşulan şeyler ama bir transfer olacağı aşikar. Muğdat Çelik'in takımdan ayrılmasıyla birlikte, bazı sakat futbolcuların ortaya çıkmasıyla birlikte üst üste puan kayıpları yaşanmış ve o 8 puanlık fark bir anda 3'e düşmüştü. Neyse ki bu hafta kazandık. Rakip puan kaybedince o puan farkı tekrar 5'e çıktı. İkinci yarıda yapılacak transferlerle birlikte Mersin İdman Yurdu önümüzdeki sezon, temennimiz bu ki, ikinci lige çıkacak. Sezon başında şöyle bir kehanette bulunmuştum. Tabii Mersin İdman Yurdu yeni Mersin İdman Yurdu olarak ismini değiştirdi. İçer İdman Yurdu'ndan oluşmuştu. İşte o İçer İdman Yurdu 2 yıl önce ilk yılında, 3. ligdeki ilk sezonunda playofflarda yarı final oynamış. Geçen sezon ise playofflarda final oynamıştı. Bu sene de inşallah direkt birinci olarak çıkacak demiştik. Ki ona doğru da gidiyoruz. İnşallah temennimiz bu yönde, Mersin İdman Yurdu ikinci lige çıkacaktır. Sonra birincilik ve sonrasında Süper Lig'e çıkarak olması gereken ligde olacaktır. Çünkü Mersin bunu hak ediyor. Şimdi basketbol diyeceğiz. Basketbolda ise Kadınlar Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan maçlar sonrasında temsilcimiz Çukurova Basketbol Rize deplasmanında rakibini farklı mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda bulunan Çukurova Basketbol deplasmanda Rize Belediyesi'ni 83-60 yendi. Avrupa'da hafta içinde kazanan Çukurova Basket, ligde de yoluna devam ediyor. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Çukurova Basketbol'dan Divana Banır olurken, Tiffany Hayes 17 ve Jonkul Jones 16 sayıyla oynadı. Rize Belediyesi'nde ise Deniz Üstün 15 sayıyla oynadı. Çukurova Basketbol bir sonraki lig maçında Antalya 07 Basketbol'a konuk olacak.
Şu gerçeği kabul edelim. Çukurova Basketbol bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip. Hatta şu an mücadele ettiği Euroleague'de bile oldukça muazzam bir kadroya sahip. Bir koç değişikliğine gidilmişti. Emre Vatansever'le yollar ayrılmış o İtalya'daki Euroleague mağlubiyeti sonrasında yerine milli takımımızda çalıştıran Ekrem konuk getirilmişti. Tabii Çukurova Basketbol'un esas hedefi Euroleague'de Avrupa şampiyonluğunu yaşamak. Bunun için de ideal bir kadrosu var. Ligde kiminle karşılaşırsa karşılaşsın, hangi sporcuları parkeye sunarsa sunsun bir şekilde kazanacaktır. Önemli olan Avrupa'daki maçlar ve bu hafta içinde de Perşembe günü yine önemli bir maça çıkacak temsilcimiz. Belçika'da Mechelen'le karşı karşıya gelecek. İnanıyoruz ki orada da karşılaşmayı kazanıp şehrimize, kentimize dönecek ve ondan sonra bir ara olacak ve aradan sonra da ilk maçta yenildiğimiz ama çok farklı kategorili yapılarak yenildiğimiz, o bizim tabirimizle Ali Cengizler'in uygulandığı ve yenildiğimiz Avenida'yı konuk edeceğiz ve onlara bir mesajımız olacak. Onlara bir mesaj vermek zorundayız. Biz orada nasıl yendiklerini unutmadık. Onların da yani bir intikam değil, futbol bir spor, asla intikam olay değil ama onlardan alınacak da bir mecazi anlamda tırnak içerisinde bir intikamımız var. Ve gereken mesajı da sporcularımız verecektir. Ama önce Perşembe günü Mechelen maçı var. Oradan bir dönelim. Sonrasında da diğer karşılaşmalar. İnanıyoruz ki sezon sonunda o sezon başında konulan 4 kupa hedefine bir şekilde ulaşılacak. Ve Çukurova Basketbol tek temennimiz bu. Avrupa'nın Galatasaray'dan sonra en büyüğü olacak. Şimdi futbola dönüyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de 3 Mersin takımı hafta sonu sahaya çıktı ve 3 takımımız da kazandı. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin takımları hafta sonu sahaya çıktı. Lidere en yakın olan Silifke Belediyespor evinde 5 Temmuz İskenderun Spor'u 1-0 yendi ve takibi sürdürdü. Anamur Belediyespor ise deplasmanda Samandağ Gençler Birliği'ni 1-0 yenerken Homurlu 1951 evinde Ceyhan Spor'u 3-0 yendi. Lider Adana Futbol Kulübü'nün Araban'la berabere kaldığı haftada Silifke 25 puanla 3. Anamur 20 puanla 4. ve Homurlu 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Lider Adana ise 30 puanda. Şimdi bu haberle spor gelişmeleri sonuna geldik ama bitmiyor. Şimdi hemen yayından sonra 2022 yılında Ocak ayında Mersin'de, Türkiye'de ve dünyada spor anlamında neler yaşanmış, en önemli olayların toparlandığı Almanak 2022'yi izleyeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Mersin'de görev yapan gazetecilerle Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Macit Özcan Spor Kompleksi'nde dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maçtan sonra ise Hasan Gökbel tarafından gazeteciler adına Rüstem Kaya Tepe'ye plaket takdim edildi. İşte top Lefter'de ve İsfendiyar'dan aldığı pası gayet güzel şekilde gole çevirdi. Mersin İdman Yurdu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Lefter Küçük Andonyadis vefatının 9. yılında anılıyor. Top Lefter'de ve Lefter'i çalımla geçerken Lefter topla beraber çelmeyi taktılar ve yere indirdiler. Penaltı atıyoruz. Attık ve gol. İkinci golü de böylece kazandık. 22 Aralık 1925'te doğan Lefter, Türk futboluna iz bırakan kariyerinde Sarı Lacivertli takımda şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter ay yıldızlı formayı da 50 kez giydi. Kariyerinde 832 gol atan Lefter, golcülüğü dolayısıyla "Ver Lefter'e, yazsın Defter'e" sloganıyla Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi. Dünya Muay Thai şampiyonası öncesinde bir yandan dolandırıcılığa uğrayan, bir yandan da sağlık sorunları nedeniyle doktorların şampiyonaya katılamazsın dediği milli yıldız Bediha Taçyıldız, katıldığı turnuvada 5. dünya şampiyonluğunu elde etme başarısını gösterdi. İnşallah kulüp adına, taraftar adına her şey güzel olur. Ama önce bu seneyi güzelce kazasız belasız bitirelim. Buraya güzelce bir geçelim. Kazasız belasız başarılarla son maçlarda kazanalım.
Türk futbolunun acı günü. Ankara Niğde otoyolunda seyir halinde olan Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil Gölbaşı Hacılar mevkiinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti. Süper Lig'in ismi Ahmet Çalık futbol sezonu olarak değiştirildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Türk futbolunu yasa boğmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından bir açıklama yaptı ve sezonun ismini Ahmet Çalık sezonu olarak değiştirdiklerini açıkladı. Avustralya Açık Tenis Şampiyonası'nda 35 yaşındaki Rafael Nadal, 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda 25 yaşındaki Rus rakibi Dani Medvedev'i 2-0'dan dönerek 3-2 ile mağlup etti ve unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı. Portekiz'de inanılmaz bir olay gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Porto'nun Kongolu stoper oyuncusu Mbappe Portekiz'de bir numaralı gündem olmuş durumda. Futbolcunun gerçek yaşının 28 değil 33 olduğu ortaya çıktı ve kulüp oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı aldığını açıkladı. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan 41 yaşındaki İbrahim Yattara 5 yıl sonra futbola geri döndü. Denizli süper amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaşan Yattara, amatör futbola destek projesi kapsamında herhangi bir ücret almadan maçlara çıkacak. Covid-19 nedeniyle dünya futbolunda olduğu gibi Türk futbolunda da hayat durmuş ve yarım dönem ligler oynanmamıştı. Sezon başına kadar seyircisiz oynatılan futbol maçlarında kabus geri döndü. Kulüpler sırasıyla pozitif vakaları açıklarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da testinin pozitif çıktığı açıklandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Denizli Spor'da resmi sayıları duyurdu. Denizli Spor'da ise 15 kişide korona vakası tespit edildiğini duyurdu.